Çarpışma teorisi hakkında fikir yürütebilmek için öncelikle şu tepkime hakkında bir düşünelim. Gördüğünüz gibi elimize diatomik BC molekülü ile tepkimeye giren bir A atomu var. Ürün olarak da yeni bir diatomik molekül olan AB ve C'yi oluşturuyorlar. Çarpışma teorisine göre tepkimeye giren maddelerden ürün elde edilebilmesi için tepkimeye giren taneciklerin atom, molekül veya iyon çarpışması gerekir. Mesela bu örnek için tepkimenin oluşmasını sağlamak A atomunun BC molekülüyle çarpışmasına bağlı. Ayrıca etkin bir çarpışma olması için çarpışmanın uygun geometride, uygun bir açıyla gerçekleşmesi gerekir. Mesela elimizde BC molekülü olsun. BC molekülü A atomuna bu doğrultuda yaklaşıyor diyelim. A ve B arasında bir bağ oluşturduğumuza göre bunun uygun olan açı ya da yön olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla tepkimenin gerçekleşmesi için çarpışmanın bu şekilde olması gerekiyor. Ama diyelim ki diatomik BC molekülü ters bir doğrultuda geliyor. Evet, A atomu burada olsun. CB molekülü de buradan yaklaşıyor diyelim. Başka bir deyişle C atomu A atomuna yaklaşıyor da diyebiliriz. Mesela bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için uygun doğrultu, uygun açı değil. Yani burada tepkime olmayacak. Kısaca tepkimenin gerçekleşmesi için çarpışma olması gerekiyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu çarpışmanın uygun açıda ve uygun doğrultuda olması lazım. Buna ek olarak bir de çarpışan taneciklerin belirli bir minimum enerjiye sahip olması gerekiyor. Eğer yeterli seviyede enerji yoksa moleküller ya da bu durumda atom ve molekül sadece birbirlerine çarpıp geri dönerler. Ama eğer yeterli enerji varsa çarpışan moleküller yeterli miktarda titreşim sağlayarak bağları kırmayı başarabilir. Bence bunu çizerek de gösterebiliriz. Başlangıçta reaktantların belirli bir enerjisi var. Burada onu gösterelim. Yani bu noktada A atomu ve BC molekülü var toplam enerjinin 20 kJ bölü mol olduğunu düşünelim. Atom ve molekül çarpıştığı zaman B ve C arasındaki bağı kırmak için yeterli enerjiye ihtiyaçları var. Yani tam buradaki bağı kırmaya çalışıyoruz. Aslında bahsettiğim gerekli enerjiyi buradaki grafikte bulabiliriz. 20 kJ bölü mol ile başladığımızı söylemiştik. Gelmemiz gereken nokta ise 60 kJ bölü mol. Demek ki tepkimenin gerçekleşmesi için bu kadar enerjiye daha ihtiyacımız var. İşte bu enerjiye aktivasyon ya da aktifleşme enerjisi deniliyor ve EA sembolüyle gösteriliyor. Aktivasyon enerjisi kimyasal bir tepkimeyi başlatmak için gerekli olan minimum enerji miktarını gösteriyor. Bu yüzden de oldukça önemli. Bu tepkime içinde 60 kilojül bölü mole ihtiyacımız var. Yani burada gösterdiğim kırmızı nokta 60 kilojül bölü molü temsil ediyor. 20 ile başladığımıza göre aradaki fark olan 40 kilojül bölü mol öyleyse bizim aktivasyon enerjimiz olacak. Yani EA grafiğe göre artı 40 kilojül bölü mol. Çarpışma enerjisi aktivasyon enerjisine eşit ya da ondan büyük olmalı bu durumda tepe noktasında bir geçiş yapısı elde etmiş olacağız. O zaman şimdi bu tepkime için olası bir geçiş yapısı çizmeye çalışalım. A ve B arasında bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Aynı zamanda da B ve C arasındaki bağ kopuyor. Bu gördüğünüz geçiş yapısına aslında aktifleşmiş ya da aktifleşmiş kompleks de diyoruz. Bu isimlerin hepsini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya kısmi bağlar çizdim. Sonuçta C ve B arasında bağ kırılıyor. Aynı zamanda A ile B arasında bir bağ oluşuyor. Aklımızda daha iyi canlansın diye burada bir benzetme yapabiliriz. Diyelim ki bir tepemiz var. Buradaki tepe işte burası. Ve de diyelim ki bu tepenin bu tarafında bir top var. Bu topu tepeye çıkarmak için enerji gerekiyor. Mesela topu bu noktaya getirmek için yeterli enerjiye sahip olduğumuzu düşünelim. Ancak bu enerji topu tepenin diğer tarafına geçirmek için yeterli değil. Bu yüzden de top geriye başlangıç noktasına doğru yuvarlanacak. Aslında bu durum tıpkı moleküllerinde yeterli enerjileri olmadığı zaman birbirlerine çarpıp geri dönmesi gibi bir şey. Tabii ki yeterli miktarda enerji varsa topu başlangıç noktasından tepeye ulaştırabilirsiniz. Yani tam buraya getirebilirsiniz. Bu şekilde top diğer tarafa yuvarlanabilir. Böylece de bu tepenin diğer tarafındaki ucuna ulaşmış olacaktır. Umarım bu örnek ürünlerin oluşumu hakkında size bir fikir vermiştir. Çünkü orada da yaşanan şey aşağı yukarı buradakiyle aynı. Şimdi bir de örneğimizdeki ürünleri düşünelim yeni AB diatomik molekülü olacak. Onu buraya çizelim. Burada hem AB hem de C olacak. Yani bunlar bizim ürünlerimiz. Bu da bu noktadaki enerjiyi yani ürünlerin enerjisini temsil ediyor. O halde bunu bir de grafikte bulalım. Ürünler burada. Bu tarafa doğru bakarsak enerjiyi bulabiliriz. Mesela 10 olsun. Yani ürünlerin enerjisini 10 kabul edelim. 10 kilojül bölü mol. Bu örnekteki ürünlerin enerjisi reaktantların enerjisinden daha düşük. Gördüğünüz üzere 20 kJ bölü molle başladık. Ama 10 kJ bölü molle bitirdik. O zaman bu enerji farkını da bulabiliriz. Ürünlerin enerjisinden reaktantların enerjisini çıkarmamız gerekiyor. Öyleyse bu örnekte 10 kJ bölü molden yani ürünlerin enerjisinden 20 kJ bölü molü yani reaktantların enerjisini çıkarıyoruz. 10 eksi 20 bize enerji değişiminin eksi 10 kilojül bölü mol olduğunu gösteriyor. Grafikte de enerjiyi tam burada görebiliriz. Enerjideki değişim. Bulduğumuz şey negatif bir enerji değişimi. Bu yüzden delta E'nin negatif olduğunu yazıyorum. Dolayısıyla bu bir egzotermik tepkime. Yani dışarıya ısı veriyor. Hatırlayalım bağları kırmak için enerji gerekiyordu. Bağlar oluştuğu zaman da bu enerji dışarı veriliyor. Aynı bu tepkime de ısının dışarı verilmesi gibi. Demek ki bu grafik egzotermik bir tepkimenin enerji grafiğini gösteriyormuş. Şimdi başka bir tepkime daha düşünelim. X ekseninde tepkime koordinatı yani tepkimenin yönü var. Reaktantların enerjisi tam bu nokta reaktantların enerjisinin yine 20 kJ bölü mol olduğunu düşünelim. Burası da biraz önce de konuştuğumuz gibi aktifleşmiş komplekse ulaşmak için gereken enerji. Yani bu nokta bizim bu tepkimideki aktifleşmiş kompleksi gösteriyor. Enerjisi de 80 kJ bölü mol. Enerjiler arasındaki fark da bizim aktivasyon enerjimiz. Yani EA. Aktivasyon ya da aktifleşme enerjisi. Bu tepkime için 60 kilojül bölü mole eşit. Artık buraya geldiğimize göre geçiş haline ya da aktifleşmiş komplekse ulaştık. Burası da ürünlerin enerjisi. Gördüğünüz gibi bu tepkime için ürünlerin enerjisi reaktantların enerjisinden daha büyük. Burası 40 kilojül bölü mole denk geliyor diyebiliriz. Yani ürünlerin enerjisi 40 kilojül bölü mol. O zaman enerjideki değişim ne olur? Enerji değişimi tabii ki ürünlerin enerjisi eksi reaktantların enerjisi. Burası 40 kilojül bölü mol. Başlangıç noktası da 20 kilojül bölü mol. 40 eksi 20 bize enerji değişiminin artı 20 kilojül bölü mol olduğunu gösteriyor. Bu sefer sonuç bir pozitif değer. Bu değer bu aradaki farkı gösteriyor. Demek ki bu tepkime için enerji değişimi pozitifmiş. Yani bu tepkime endotermik bir tepkimeymiş. Bir önceki örnek ısının dışarı verildiği egzotermik bir tepkimeydi. Bu örnekse ısının dışarıdan alındığı endotermik bir tepkime.